Merhabalar. Bugün sizlerle Grid War'da Osmanlı oynayacağız. Biraz tarihten sapıp bir Osmanlı oynayacağız. Değişik bir Osmanlı olacak. Grid War modunun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Iron Man'de oynayacağız. Başlayabiliriz. Birazcık güçlü yapacağız. Güzel olacak, değişik olacak. İlk başta bizi bekleyen tehlike İtalya, ondan sonrasında da Balkan Ligi. Ama ikisinin de bizim karşımıza şansı yok. Çünkü biz gayet güçlüyüz. Yani nereden baksanız hepsini dövüyoruz rahat bir şekilde. Ondan sonra da Avrupa'ya karşı bayağı bir üstünlüğümüz oluyor. Çünkü şöyle fabrika sayısında gerçekten bir Almanya'yı yakalayabilirsiniz uğraşırsanız. Tam böyle ucu ucuna oluyor. Yani bir şey bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Genel olarak fabrika dizaynımızda bu. Bir tane de çelik alacağım Almanya'dan. Almanya'nın yanında gireceğiz savaşa. Entei'de girmeyeceğiz. Doktrinleri hızdan gitmem lazım. Ordu yapılarını bayağı bir oynayacağız. İlk başta malum ordularımız biraz zayıf ama güçlendireceğiz ordularımızı. Denizaltı da basalım. Submarine'leri basacağım. İngiltere adasına çıkmaya oynayacağım açıkçası. Evet, oyunu başlatabilirim. İlk var ekonomi advisor'ını alalım. Şimdi. Aşağıyı savunacak birlikler lazım bana ama abartı da değil. 2 birim doğrudan gelecek. Bu birliklerin yapısı zaten değişecek. Gidecek yani buradaki ordu. Hiç gerek yok abartmaya. 10 birlik, 10 birlik, 13, 14. 14 asker aşağıya fazla bile gelecektir. Biz yine de garantiye alalım. Şöyle bir fallback line yapabiliriz. Ya da birazcık daha iyisini yapabiliriz. Şöyle bir fallback line çizilebilir. Evet. Tam bir İtalya yayını baitleme fallback line o. Ve ordumuzu şuraya bir fallback line. Şuraya bir fallback line. Bir kısım ordu gitmeyecek, farkındayım bunun. Hangisinin gitmediğini görürsem, evet sen gitmeyeceksin. Evet, şimdi gider. Oyunun da biraz sesini açabiliriz müziklerinden. Derin bir sessizlik olmasın da. Access Radio iyidir. Game Options. Master Volume. Gel bakalım. Şimdi. Balkan Ligi'ne karşı birkaç cephede tutacağız, birkaç cephede saldıracağız. Oyunun biraz dengesiyle oynayacağım. Kasmasını istediğim komutan var. Özellikle savunma yapacak bir komutana ihtiyacımız var. Atatürk son derece iyi savunmada. Saldırı içinde güzel bir komutan yaparsak tadından yenmeyecektir muhtemelen. Biraz sesini kısalım, biraz fazla geldi. Güzel. Halifeli oynayacağım. Güçlü. Gerçekten güçlü. İnanılmaz bir manpower geliyor. Birliklerin yapısını direkt değiştirebilirim buradakilerin. Piyade tümeni. Ve buradakilere yeteceğiz. Başlasınlar eğitimi. Asker de çıkartacağız. Çok güçlü bir asker çıkartma becerisine sahip Türkiye. Osmanlı. Türkiye serisine bayağı bir alıştım. Toprakları görünce. 28 gemilik ufak mütevazi bir donanmayla başlıyoruz. Tabii ki bu sayıyı arttıracağız. Arnavutluk'ta bir isyan çıktı. Sorun değil. O isyan hiçbir şey yani bizim için. Öyle çıkıyor sadece. Ajanlık da kazacağız. Birazcık uzun bir süreç olacak bu. İlk başta planlarımız Entei'yi bitirmek. Yani bitirmek dedim muhtemelen kazanamayacağız. Çünkü Japonya'da Entei'nin yanında girecek ve ben Japonya'yı düşüremem. Fransa'ya girince İngiltere'ye çıkarız. Yani iki toprağı fethederiz. Ondan sonra donanma lazım bize. Bayağı bir güçlü bir donanma lazım. Ondan sonra bir şeyler yaparız. Almanla da ileride savaşabilirim duruma göre. Niye olmaz? Güzel. Political effort'u aldık. İyi. Bir de advisor'ını alacağım.
%15'lik. Balkan politikasına bir gidelim. Daha fazla şey gelsin. Stability ve şey gelsin. Niye stability istiyorum? Savaşa girdiğim zaman %50'nin altına düşmemek için. İki şeyden asla vazgeçmeyeceğiz. Elektronik ve doktrin. Doktrinler geriden geliyor çünkü. Ama inşaatı da boş bırakmayacağız tabii ki. Şunlardan başlayabiliriz. Birazcık daha supply kısmına yönelik. Japonya Kore'yi annekse de. Anneksiz. Bizim yapacağımız çıkartmalar çok değişik olacak. Yani Fransa'ya bayağı bir zor günler yaşatacağız. Rus için ise çok erken bir komünist devrim olacak. Çünkü öyle bir anda gireceğiz ki ne oluyor diye bir bakacaklar birbirlerine taraflar. Bu iyiliklerim eğitilsin, zaten içleriyle çok oynayacağım aslında. Hiç eğitim bile yaptırmasam olurdu da. Birlik tugaylarımız birazcık sıkıntılı. 3 division burada. Garnizonda 2. Ve bunlara kask da takmam gerekecek. Şu an hani gelişmiş bir şey yok. Miğfer yok. Değiştireceğiz ileride. Şunu alınca birlik yapılarını değiştirebiliyoruz infantry'de. Kask ve şey. Birliklerin yapısı değişiyor. Ne? Güzel. Birliklerimizi bir yayalım. 4 birim gelsin. Şeyi Yunan'ı tutacak bir 24'lük istiyorum. Ve buraya Atatürk'ü koyacağım. İnanılmaz bir defans kasacak. Hatta fiyat maaşı da yapabilirim Atatürk'ü. Defansif doktrini var çünkü. Ya şöyle koyunca kullanamayacak çünkü muhtemelen ama. Evet, Field Marshal olacak Atatürk. Yine defansla alakalı bir komutan almam lazım. Tut 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 tut. Güzel bir defansı olan bir komutan varsa çok daha üstün bir komutan yapabiliriz çünkü onu. Yunanistan kudurmuş gibi saldıracak bize buradan. Maraş'ı da Atatürk yapalım. Güzel. Bu ikisi burada geçilemeyen bir savunma yapacaktır kesinlikle. Evet, daha iyi. Bakayım. Evet, çok iyi. Şimdi geri kalan ordu biraz çıkacak. Ondan sonra yapılarını değiştireceğiz. Balkanlara kesinlikle iyi bir ordu yiyeceğiz. Sırba 2.24'lük ya da 1.24'lük bir 12'lik. Bulgara 1.24'lük. Mantua'ya da bir 12'lik sıkacağız. Yeterli olur. Zaten hani Libya'dan bahsetmek bile gereksiz. Basit çünkü Libya. Buna gideceğiz ama biraz political power lazım. Şu an bayağı iyi kazanıyoruz. Infantry'lere birazcık buff alabilirim ya da doktrine direkt uçabilirim ama süreleri var. Infrastructure alalım. Biraz da ekonomi. Bunların bug'ı var. Benim yapacağım yoldan yaparsanız eğer başarılı olabilirsiniz. Yani standart biraz da hani İtalya'da eğer istiyorsanız bu yoldan yapmak mantıklı, uğraştırıcı bir yol. Şu endüstriyi bir alalım da biz. Endüstri ve bakayım başka. Yok, başkaya gerek yok. 11 olunca bize şey girecek. İtalya girecek. Fokustan. Libya claimleriyle. 11'in ortasında falan giriyor. Çok bir zaman yok açıkçası. Elimiz biraz hızlı tutacağız. Kriptolojiye de biraz buff almam lazım. Yani dediğim gibi çok zaman olmadığı için bayağı aslında elinizin hızlı olması lazım. Ama endüstriniz yetiyor. Sürekli military'de olduğunuz için yetiyor. Topçu da eklemeye çalışacağım. Hatta mümkünse biraz topçu ben alayım da. Yeni çıkan fabrikaya bir tane topçuya sıksam iyi olacak. Biraz total mobilization'da da takılabilirim. Var ekonomiye de geçebilirim ama fark etmez. Total mobilization'a geçeceğim. Manpower halifeliğe gidince sıkıntı olmuyor. Bir rakam oluyor yani asker sizin için. Bunlara takviye de lazım. Bir nevi faşist bir hükümet oluyor. Padişah yine kalıyor ama halifelik olarak oluyor. Yani İslamik Parti geçiyor başa. İsim de değişmiyor bildiğim kadar. Sadece faction kuruluyor.
lira. Çelik almayacağım hala da. Denizaltı o kadar da önemli değil ilk etapta. Yani diğerleri önemli. Donanmaya biraz önem vermeyeceğiz. Doktrin çok önemli. Political puan biraz bekleyebilir. Biriksin. Fokus, fokus, fokus. Güzel soru. Yani Sırplara karşı anti şeye gideceğiz zaten de. Middle East, Middle East. Middle East'e gidelim. Bir de bizim yapmamız gereken aslında ne kadar ordu basabilirsek basmamız her yerde efektif olarak savaşacağız. Bizim bir tane cephemiz yok bakın. Tunus olacak. Tunus cephesi var. Mısır cephesi var. Hicaz cephemiz olacak. Kuveyt cephemiz olacak. Rus cephemiz olacak. Ve Fransa cephemiz olacak. Onlarca cephede savaşacağız. Bir de bunun çıkartma tarafı var tabi. Bir de çıkartma senaryosu var. Kriptoloji ve deskriptolojiye gitmemiz lazım. Ajanlık da çalışıyor modda. Ajanlığı da kullanacağız. Evet, bir 24'lüğümüz, ilk 24'lüğümüz çıktı. Sırp cephesine. Komutan olarak burada agresif bir komutan kullanmak lazım. Enver Paşa gayet agresif olabilir. Field Marshal'da atayalım ona. Fevzi Çakmak buyursunlar. Şimdi şöyle Enver Paşa'yı da aslında Field Marshal yapabilirim. Onun da gayet güzel ileride trade'leri geliyor. Hatta neden olmasın? Promet ederim. Güzel. Şimdi bana bir tane iyi bir komutan lazım saldırıda. Mahmut Şevket Paşa olabilir. Ve buradaki ordumuza da Desert Fox'lardan bir tane atacağım. Buyurun. Political power gerekli şu an. Harcamayacağım. Harcayacak çok bir yerim de yok. Osmanlı'nın political power'a ihtiyacı iş yok. Güzel çıkan orduyla da şey yapacağız. Burayı da sağlamlaştıracağız. Bulgar sınırını da bir 24'lük sıkacağız. Bir de çıkartmalar için ekstra birlikler üreteceğiz. Teknoloji olarak şu çok önemli. Factory output önemli. Sırp olabilir. Yani Şamları da alabiliriz ama. Doctrine effort alalım. Güzel. Birliklerimiz çıksın. Bunları hemen takviye yapacağım. Bulgar'a da takviye yapacağım. İlk işimiz zaten şeyi tutmak burada. İlk İtalya saldırısını engellemek. İtalya event gereği buraya çıkıyor. Ve birliklerini hemen geri kaçırıyor. Event gereği olsa da. Kaçırmasa da indiririz zaten. Sıkıntı değil. Şimdi bir tane çelik alacağım. Artık biraz lazım. Güzel. İlk etapta sadece silah. Doktrin efforttan sonra halifelik yoluna gideceğim. Halifelik yolu bize %7'lik bir population sağlıyor. Önce şurada, sonra şurada. Ondan sonra pan İslamik gidiyorsunuz. Hilafeti de alırsanız %55 geliyor. Ordularımız şu an zayıf. Hala da 3 bit olarak ama Yunan'ı bu dağlarda gömeriz buraya. Sıkıntı değil. 24'lük yetecektir buraya. 11 division daha geldi. Şu aşağıdaki 4'lüye biraz takviye. Burayı 10'layabiliriz. 12'leyebiliriz. 12 benim için daha uğurlu bir sayı. Yine buraya da bir defans komutanı. Buyurun. Bundan sonra Bulgar sınırına da bir 24'lük sıktıktan sonra demeyin keyfinize. Sadece garnizon basacağız. Ha, bir tane daha 24'lük genel cephe için basacağız. Ondan sonra şey tamamen döndür bırakacağız.
İtalya'nın çok fazla kaybı oluyor. Bir exploit var, onu kullanacağız. İtalya'yı da ele geçireceğiz oradan. Hiç çıkmadan. Evet, keyifli. Bize her an saldırabilir. Bir sonraki fokus mu? Yakında. Halifeli'ye gidebiliriz. Daha fazla kaynak ziyan etmeyeceğim. Kriptosunu kırdık, artık görebiliriz. Galiba öyle ümit ediyorum. Reinforce rate alalım. Yok, bir sonraki fokusa girecek. Daha erken. Erken çünkü. Ya biz genelde burayı fullledikten sonra giriyor. Ve biz ondan sonra birliklerin yapısını sürekli değiştirip içine asker koy Balkanlara yolla olacak. Bu ordu bizim için yeterli. Bir 24'lük de buraya, bir de 24'lük genel cephe arkasına. Biraz exploit kullana kullana kazanacağız. Halifelik geliyor. Pek çok cephede aynı anda savaşmamız gerektiğini unutmayacağız. Birliklerimizin kaliteli olması lazım. Güçlü askerler yapacağız. Ve sadece askeri fabrika dikeceğiz. Çünkü sivilimiz zaten yeteri kadar yok. 16 sivilim var. Yani normal. Partial'la başlıyoruz Allah'tan. Yani o yüzden total mobilizasyona geçince bayağı şey açacağız yani fabrika. Ajanlıkta basacağız efendim. Zaman çok hızlı geçiyor. Bu modda en sevdiğim yanı bu. Felaket hızlı zaman geçiyor. Başarılı yani. Bir Panzerreich alabilir miyiz? Political Power gidecek şimdi. İtalya'nın da bize girmesi yakındır. Bir sonraki fokus mu? Hemen hemen. Evet, ordumuz çıkıyor. Güzel. Hemen Manpower'a doğru rushlayalım. %5. Hani anca yetişir. Yok, bir fokus daha varmış. Yakın ama yakın. Gidecektir. Bir yıl sonra da Balkan Savaşları başlayacak zaten. Ama bu sefer senaryo farklı olacak. Katakülleye getirip İtalya'yı da alacağız arada. Masada bu sefer biz kazanacağız efendim. Güzel. No template dediği topçuyla alakalı. Topçunun division'ı yok ve şeyinde support ekipmanında. Submarine atak alırız da ileride alırız. Şu tank research'leri alalım. Tankla basacağım burada. Hatta Almanya'dan önce tank basabilirim. Yok, o kadar değil de. Hani bassak da böyle hani bir tane çıkartırız. Daha ekonomi o kadar değil. Ama iyi olduğu günleri de göreceğiz. Güzel. Doktrini çok hızlı gideceğiz. Diğer ülkelere nazaran buff'umuz olmamasına rağmen Army Experience stackleyip çok hızlı doktrin gideceğiz. Güzel. Biraz stability'nin de aslında artışını sağlayabilirim. İtalya yakında Libya claimlerini alır. Fotoğraf makinesini de icat edelim. Güzel. Bunu almak aslında mantıklı da. O kadar erken savaşa gireceğimiz için savaş ortasında alırız belki. Evet, birliklerimizi ayarlayalım. 4 birim verir misin bana? Aha, bir tane daha ver. Güzel. Şimdi atak komutanı olması lazım buranın. Güzel bir atak komutanımız var mı? Var. 2 tane var hem de. Bunlara da ayrı bir mareşal koyacağız. Fevzi Çakmak Paşa buyursun. Aslında şunlara da, şu paşamıza da bir Field Marshal olabilir de. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Ali Rıza Paşa.
Halil Kurt, Halil Kutpaşa olabilir. Gelsin. Evet, güzel. Dok şeyine ben karar veririm. Sonra. Dört tane Field Marshal bize yetecektir. Savaş boyunca. Sivilimiz var. Yeterli. 11 Division geldi. Bundan sonrasında bana bakayım mı? 24'lük, 24'lük, 24'lük. Bana sadece şey lazım. Bir 24'lük Division daha lazım. Ondan sonra gerek yok. Yani iptal edilecek olanları göreceksiniz. İptal ettim bunları direkt. Kaç dedik? 11 dedik. Bana bir 13 daha lazım. 13'e kadar şunlara özellikle. Eğitimsiz olanlara. Bir tane daha ver. Güzel. Sonrasında full garnizon. Ya yani bir ana birlik bir de garnizon kullanacağız. Öyle de. Evet artık geliyorsun galiba. Evet Libyan claim geliyor. İyi. Manpower'ı biraz daha arttıralım. Çok hızlı artacak ama mobilization'ımız birazcık sıkıntı. Biraz zaman lazım yani. Şu an ülkemizde %7,5'luk bir asker alım olacak. Bunu da alınca %2 daha, %2'si bayağı bir artacak. Ben şu birimleri de bir alayım. Yine savunma komutanını. Şuraya bir fallback line çizer miyiz? Çıkartmaları için. Ondan sonra zaten garnizon birlikleri. Çin iç savaşı başladı. Her zaman şey kazanıyor genelde. Çocuk kaybediyor. King kaybedecek bu savaşı. Cumhuriyet gelecek oraya. Şunların bir yapısını değiştirelim de kafa karıştırmasın. Evet sağlam. Güzel. Gel bakalım İtalya. Elinde ne varsa gönder bana. Güzel. Arada takılıyor öyle. Olur. Düşebilirim. Zaten eğitimsiz olacaklar. Sıkıntı değil. Garnizon ağırlıklı ordu basarsın mı? Bir 48'lik garnizon her zaman iyidir. Ama bu kadar da aslında gerek yok. Hakikaten gerek yok ya. Yok. Onun yerine birlikte yapılarını değiştireceğim. Bana bir 24 değil de 36'lık olsa çok iyi olur. 36'lık da aslında fazla ama 24. 24. 24 iyidir. Aynen bir 24'lük yeter. Ondan sonra gelen her kaynağı birliklere atayabilirim. Bir tane daha. Hatta ben şimdiden garnizonları koyayım da çıkartma falan yaz. Bunların tecrübeye ihtiyacı yok zaten. Ay bir tane eksik koyduk. 3 tane. Abi 12 tanesi. Bunları yeni orduya atacağım bu arada. Şöyle yap. Bir tanesi daha gelsin. Boğazları ve limanları tutacağız sadece. İleride değişecek bu arada bu. İstanbul dahil. Aynen. Bir de şeye. Selanik'e koyalım. 8 division yetiyor ama biz gene de birkaç tane İstanbul'da fazla bırakacağız. Bir de defans komutanı yine. Komutanlar çok önemli, gelişmeleri lazım. Daha iyi bir defans komutanı var. Evet. Savaş açtı bize. Şimdi şöyle bir savaş skalası var. Oturacağız. Gayet kolay bir savaş bu arada. Hiç büyütülecek bir yanı yok. Ordumuz son derece üstün. Fallback line hemen bir iptal edeceğiz. Cepheye koyacağız. Kaçırmasına izin vereceğim. Buradan gitsin.
Evet, şu bug'a giriyor. Bayağı bir exploit oynadığımızı göreceksiniz. Burada bu bilimleri imha edebilirim. Şeyleri yok. Ve Balkan savaşlarına artık hazırlanmam lazım. Çok güçlü bir şekilde. Gelen piyadeyi direkt birlikler ekleyeceğiz. Silahı. Yakında kaçacaktır burada. Aslında hiç uğraşmaya gerek yok ya. İtalya ne sana, ne de bana zarar. Hadi git. Evet İtalya, hadi. Güzel. İtalya'nın birliklerini kesmekten vazgeçtim. Canlarını bağışladım. Güzel. Libya'dan bir defa atmamız yeterli. Diğer bir birliği yok edeceğiz. Yapıları gayet iyi. Sol tarafa şu ordu da indiği zaman gayet rahatız. Buyurun efendim, siz de gelin. Bu sefer fallback line'ı buradan siz tutacaksınız. Sizin işiniz bitti burada. Kaynak açığımız aman aman değil. Şimdi bu paşamı Enver Paşa'nın altına verebilirim. Ama birazcık daha atak komutanı istiyorum. Buyurun siz. Evet, Enver Paşa ile saldırı cephesini yöneteceğiz. Savunacağımız cepheler Yunan, Montenegro ve kıyı şeridi. Saldıracağımız cepheler ise Sırbistan ve Bulgaristan olacak. Buralarda iyi bir şey stackleyeceğiz bu arada. Army Springs stackleyeceğiz. Savaş başlar başlamaz bu cepheden kesin iteceğiz. Birliklerin yapısıyla oynayacağız. Daha fazla silah lazım bu arada. Şurayı artık bir bitirebilir misiniz sizi zahmet? Ortalama bir 8 ayımız falan var galiba Balkan Ligi'nin kurulmasına. Balkan savaşlarında da üstünlüğümüz zaten tartışılmayacak şekilde olacaktır. Güzel. Resource speed'i de aldık, %1 daha. Torpidolara daha var. Şu olur. Recovery rate iyidir. Şimdi birliklerin yapısını değiştirmesek bile biz bu savaşı kazanırız ama değiştirip daha az kayıpla kazanalım. Şunu bir iptal et bakayım. Evet, şurayı 15'e çıkartalım ya. Yok, ay dur, yanlış oldu. Garnizon bilinmeyen nerede? Abi siz bir ayrılın orada. Orayı birazcık daha güçlendirelim. Daha fazla ordu basmayacağız. Elimizdeki orduyu güçlendireceğiz. Hatta silah verebiliriz. Burası tamamen imha olduktan sonra bunu biraz daha exploit deyip hani ordusunu şöyle şey yapabilirdim, entegre edebilirdim. Hani biraz daha aşağı inmesi için. Çünkü supply alıyor. İtalya gene saçmalığını konuşturup supply alabiliyor. Her zamanki İtalya yani. Silah açımız var. Bu böyle birazcık devam edecek. Silah açını toplayacağız ama. Güzel. Pan İslamik gidelim. Ya da hayır, ekonomi gidelim biraz. Gerek yok. Military Factory gelsin. Güzel. Bolcana silah ihtiyacım var. Evet, çıkartmaları atıyor. Klasik İtalya çıkartması.
Bilimleri gerçekten kaliteli İtalyan. Kriptolojiden Intel bir buff alıyoruz ama bombaladığı için de bir debuff'ımız var. Yani şu an geri çekilip ordusunu burada yemleyebilirim de gerek yok. Risk almaya gerek yok. Abi saldırıp şunun organizasyonu bitiyor zaten. Haydi. Bir birim var alt tarafı. Gene bir çıkartma deniyor. Aynı yere sürekli bunu spam atacak. Bir yerden sonra bırakacak. Military Theorist Advisor'ı olur. Evet ben neyi unuttum diyecektim. Total Mobilization'a geçmeyi unutmuşum. Hemen bir geçelim. Birazcık geç kalmış bir şey ama olsun. Ama Manpower da iyi toparladı. İyidir. Doktrin en önemlisi. Buradan Heart Attack gidiyoruz. Çünkü artı 15 organizasyon verecek bilimlerimize. Yani itilemeyen bir ordu yapacağız. Savunma ordumuz çok sağlam olacak. Hadi çullanın şuna. Balkan Ligi kuruldu. Beklerim paşa. Sıkıntı yok. Burası bir bittikten sonra işimiz rahatlayacak. Öyle bir rahatlayacak ki. Buradaki orduyu da yukarı doğru kaydıracağım. Yani sileceğim orduyu daha doğrusu. Ekipmanını kaydıracağım. Evet teşekkür ederim. Ölür müsün artık? Hazırlansınlar. Yani İtalya spam atmaya dediğim gibi devam edecek ve asla geçemeyecek orayı. Evet sonunda şükürler olsun aldık. Şimdi garnizonlayacağız buraları. Sadece limanlara. Bir yayılsınlar ondan sonra izin vereceğim. Sileceğim de yapılarını da değiştireceğim. Bir ayarlansınlar. Research, research, research. Air mission'ları geç. Ona gerek var. Tanka da gerek yok. Biraz ekonomiye doğru yönelebilirim. Spellere de daha var ya. Bunlara daha zaten dünya kadar vakit var. Special Force Mountaineer olabilir. Balkan Ligi yakında girecek bize. Ama en hazırlıklı olduğumuz zaman gireceğiz. Jandarma Trugoy'una çevir. Ondan sonra da bunların yarısını parhes et. Bayağı bir ekipman açımız vardı. Toparlandı. Daha da toparlayacağız onu. Saldıracağımız cephe burası. Armored Effort geldi. Infrastructure'dan önce bir sivil alalım da. Infantry'leri alabiliriz. Division'ları. Division defansını. Sürekli böyle spam atacak. Sürekli. Paso. Fix. Bir defa atmadığını görmedim. Evet. Fabrika dikeceğiz. Birazcık daha gelişmiş bir yer arıyorum. Adana. Samsun. Buralar kor mu değilmişim? Bana ondan bak. Kor. İyi. Güzel. Filistin'e de bas. Rodos'a basma. Rodos'a çıkabilirler. Tamam şimdilik bir bassın da bunları. Bu arada uçakları var. Evet. Zeppelin. Unutmayın Libya Savaşı ilk defa tarihte uçakların savaş için kullanıldığı bir şey, olay. Libya Savaşı'nda ilk defa bir ordu şeyde savaşıyor, uçağa karşı savaşıyor ve ilk defa da bir uçak düşüyor. Tabi o zamanlar anti-air yok. Balkan Ligi yakında bize girer, hissediyorum. Ekipman geldi, hemen biz her istek daha şey verelim. Topçu ne durumdadır? Biraz da topçu da vermem lazım.
Şöyle yapabiliriz. Biraz topçuyu abartalım. Heh. Şimdi iyi oldu. Silahımız var Allah'a şükür. Dilenemiyoruz. Şimdiye kadar niye dilenmedin diye bir soru gelebilir. Şu yüzden hepsinden elegant. Bu alayından elegant ve bunlar 135 tansiyona kadar dilenciliği vermiyorlar yani. Vermiyor silah baya baya. Çelik almayacağım. Balkan savaşlarının çıkmasına baya yakın. Sırbistan açacak. Evet, geliyor. Fokusu bitirdiği anda geliyor. 5000 bir silah ağacımız var. Olur. Silah açıyor. Yiğidin kamçısıdır. Birliklerimiz Sırplardan çok üstün. Sadece İtalya'nın buraya çıkmaması lazım. O kadar. Ve buradan da kendini intihar etmesi lazım. Dağlık çünkü orası. Fort döşemeye gerek yok. Bunlara daha var. Vakit var. Topçuya bir buff alabilirim. Dağcı birimlerimiz var. İyi. Tutacakları yerler var çünkü. Şimdi değil ama ileride. Yani kısa sürdüğü için şunu alalım. Evet. Ve büyük savaş başladı. Şimdi ne gidebiliriz, ne gidebiliriz? Güzel soru. Infrastructure gidebiliriz. Sırpları burada felaket derecede iyi yetiyoruz zaten. Yakında İtalya buraya geldiği zaman bunlar da kudurmuş gibi itecek. Şuradan yardık mı? Buradaki ufak dipnot göstereceğim. İtalya'yı nasıl ele geçireceğimizi göstereceğim. Masada kazanacağız. Yine İtalya buradan saldırıyor. Yakında buradan da saldıracak. Güç alıp. Yani şu an hani komutan diyor hani ne yaparız ne ederiz itebilir miyiz diyor. Yani savunabilir miyiz diyor da her türlü savunur. Buralar boş arazi değil, dağ. Burası sadece hil. Burada da garnizon var o yüzden. Mantın. 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 Mantın da ekmek her baba yiğit ordunun harcı değildir. Tabi iterken biraz sıkıntı yaşayacağız ama unutmayın. Evet, arkada aşağıdan intihar ediyor arkadaş. Silahımız her zaman artıya geçecek. Buradan felaket derecede insan kaybı olacak. Felaket derecede. Ve hemen buraya takviye dağıtacağım ileride. Kudurmuş gibi hem buradan hem Montenegro'dan saldıracak. Biz de burayı bir defa deldiğimiz zaman iş bitecek. Şuraya da saldırabilirim. Aslında buraya da saldırabilirim. Evet. Gidebilirim buraya. Güzel. Kaynakları tükendiği zaman biz üstün geleceğiz. Hayırdır? Çapraz bonus almak istedim. Pek bir faydasını da göremedim açıkçası. Birimlerimize defans da alabiliriz. Agresif de alabiliriz. Enchantment'ı yok, ona gerek yok. Agresiflik alalım, ofansif gelsin. Gördüğünüz gibi ekipman kaybına uğradılar. Bir yerden bir ittik mi önüne geçemeyecek bizim. Balkan tarafı. Bir toprak. Bakın sadece bir toprak. Sırbistan'dan. Direkt hedefim Sırbistan'ı düşürmek değil bu arada. Göstereceğiz onu da. Ya benim işim Sırplar düşsün kaybetsin değil. Savaşı olabildiğince uzatacağım. Savaşın bir 14'ü gördüğünü görebilirsiniz ya da 13'ü. 1913'ü. Bu cepheye sürekli bir ilgi alaka vermem lazım. Bir yerden yarılmasını istiyorum sadece. Şu an yeri hiç fark etmez. Sadece bir taraftan düşmesini istiyorum. Muhtemelen burası daha erken olacak ama sürpriz verip burası da verebilir. Doktrin aldık. Ekipman eforta gerek yok. Pan İslamik gidebilirim. Mi? Yok, hayır. Political power alalım. Burası daha erken düşecek gibi. Hatta şuradaki
ordu gücünü de şuraya kaydırırım, daha hızlı düşsün. Bunlara yok. Elektronikten şunları bir gidelim mi? Düştü, düşecek. Güzel. Komutanlar felaket derecede savunmadayken kasar. Unutmayın. Atatürk'ün şu an yaptığı o. Division Recovery Rate mantıklı. Her zaman çalışır. Enver Paşa'ya agresiflik vereceğiz. Saldıran taraf o olacak ve yine Recovery Rate mantıklı. Komutanlara da birer buff verelim. Atatürk'ün Division Attack olabilir. Komutan. Siz. Sizde daha bir buff yok herhalde. Ne tarafı burası? Ha, Bulgar tarafı. Bulgar tarafına da belki agresiflik alabiliriz. Evet. Ne durumdayız? Yardık yarayacağız. İyi. Geldi geliyor. 11'im oraya geçtiği anda tutamayacaktır bizi. Dediğim gibi buradan sürekli intihar ediyor. Kayıplara bir bakalım mı? 24K bizdeyken onlarda 100K'yı geçti. Hicaz'ı savaşa çağırmayacağız. Çıkartmayı ondan sonra sürekli ulaşamam. Evet. Bundan sonra iş bitiyor. Direkt yayılım gösterip pocket atacağım. Etrafına Belgrad'a girmeyeceğim. Buradaki kritik hata o olur. Belgrad değil, direkt E'nin önünü kesmeye yönelik oynayacağız. Aynen. Orduma burada çok dikkat etmem lazım. Belgrad düşmemeli. Şu yerleri bir keselim. Nişe de gidebiliriz aslında. Yani şuraya şöyle. Evet, yukarı ile aşağısının bağlantısını kestik. Belgrad'ı düşürmüyorum. Buranın altını 10 defa çizeceğim. Belgrad düşmemeli. Çok sevdiğimden değil ama düşmemeli. Şurayı alabilirim. Geri geldim. Belgrad hariç her yer benim şeyimdir. Ne der ona? Kabulümdür. Silah açığımız yok gibi. Birazcık var. Sürekli hard atakta vuruyoruz şeyden. Bulgar tarafından da artık saldırı başlayabilir. Tabii bir saldırı planı çizseydim başlardı. Şu an sadece Army Experience kazanacağım. Gayet keyifli bir şekilde. Ha, süper. Belgrad'dan dışarı çıkamaz. Ay 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 ay, dur. Çok büyük emir hatası bu arada. Dur. Belgrad'dan dışarı çıkamasın diye şöyle yapacağız. Keseceğiz oranın önünü. Güzel. Evet. Bu birimlerin hepsine veda edebilir. Buna kesinlikle vurmayacağım. Ama defansa yaparım. Her ne olursa olsun benim burada itme ihtimalim olmamalı. Teknoloji alalım. Bayağı iyi kasacaklar bu arada tecrübelerini. 5-5'lik bir komutan oldu bile. Güzel. Bulgar tarafından da itiyoruz artık. Montenegro'yu elemeyeceğim. Şu an benim için Montenegro gibi Yunan tarafı da sadece Army Experience kasmak için varlar. Şurayı indirip aşağı doğru gideceğiz. Çin öldü. Qin hanedanlığı yok oldu. Ve Republic Cumhuriyet geldi.
Doktrinleri artık bundan sonra yatırıp yatırıp gideceğiz. Güzel. Savaş uzun sürmesi benim için şu an daha iyi. Unutmayın. Çıkartma deniyor hani yerden. Deneyip dur. İtalya bayağı güçlü. Ha, bu birimleri direkt overrun at bakayım. Bu diplomasiler o kadar önemli değil de gideceğiz. Yani buna gidebiliriz. Burayı bir sileceğim. Aşağıdan zaten itmeye başlamışız. İyi. Güzel. Şimdi bana burada şu birliğin içerisinde bir 4 birim. Bakayım, toprak sayısı 4. 4 birim lazım. Burada kalacaklar garnizon olarak. Buradaki ordu şeyini sileceğiz. Birimleri ay 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 Arjantin'e kaçtım. Birimleri tek bir şey çevireceğim. Tek bir fiyat marşıyla çevireceğim. Bütün şeylerin planlarını bir silelim bakalım. Var mı agresif plan? Hayır, yok. Aynen. Şimdi bundan sonra daha da iyi Army Experience kasarız. Ve Bulgar'ın da düşmesini izleyeceğiz. Bu birimlerim benim nerede? 4 birimim. Paşam siz şuraya buyurun. Bulgar'ı boş bırakma. Yayılmasın orada yeter. Kafi. Şimdi burada ilk bölümü bitirelim. Bir sonraki bölümde ne olacağını az çok sizlere söyleyeyim. Yani spoiler vereyim. İtalya'yı ele geçireceğiz ama nasıl ele geçireceğimizi de izleyerek görebiliriz. Zaten çok bilinen bir taktik. Anlatmam bayağı sıkıntılı. Uzun sürüyor çünkü. Bayağı uzun sürüyor. Ancak bir de göstererek daha iyi anlatılır. Ya da oynayarak. Bakalım. Umarım ilk bölüm hoşunuza gitmiştir. Osmanlı'ya yaraşır bir oyun oynayacağız. Osmanlı'nın tekrardan o eski ihtişamına yaraşır bir oyun oynayacağız. Bakalım. Avrupa'ya tekrardan düzeni getireceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım seri hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda belirtirseniz daha iyi olur. Ve zaten Osmanlı'yı biraz erken plana çekmemizin sebebi istediğiniz için oldu. Great War'da oynadık. Redux'da da farklı bir Osmanlı oynayabiliriz. Onda farklı bir Osmanlı oynarız. Bunu da normal bir Osmanlı oynayacağız. Tabii biraz exploitleri kullanacağız. Evet. Neyse, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone olursanız, bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. Onun dışında da başka bir şey yok herhalde. Görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın.